Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda çatı uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozuklukları üzerinde duracağız. Ben daha önce dil bilgisel anlatım bozukluklarını ve anlamsal bozuklukları tek tek ayrı ayrı videolarda anlatmıştım. Orada size her bir başlığı kısa bir video halinde çekeceğimi de söylemiştim. İsteyen istediğinden izlesin diye. Bunun için çalışıyoruz. Ve bu da sadece çatı uyuşmazlığını dikkate alacağız. Dikkat ederseniz zaten videolarımızın başlıklarını koyduk. Anlatım bozuklukları kısa videolar 6 dedik. 12 videoya kadar gidecek bu. Bundan da haberiniz olmasını isterim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bizlere destek olmak açısından hemen detaylara geçelim gençler. Evet çatı uyuşmazlığı. Arkadaşlar fiil çatıları çok önemli bir konu. Benim bu konuda 7-8 tane videom var. Hem bütün fiil çatılarını anlattığım bir videom var. Hem de parça parça anlattığım kısa videolarım var. Eğer konu eksikliği olan varsa mutlaka izlesin. Gençler normalde fiillerde çatı ararken biz cümle içinde yer alan fiilimsileri çok dikkate almayız. Fakat eğer bir cümle içerisinde birbiriyle anlamca bağlantılı bir fiil ve fiilimsi varsa çatıları birbirine uymak zorundadır. Şimdi örneklerimize bakalım. Toplanan çöpler geri dönüşüm işleminden geçirilerek. Bu bir fiilimsidir. Normalde çatı aramayız ama geçirilmek fiilini dikkate aldığımızda bu edilgen bir fiildir arkadaşlar tekrar kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Getirebilirsiniz ise etken bir fiildir. Bununla bu anlamca birbiriyle bağlantılı cümle içerisinde ve biri etken biri edilgen. Dolayısıyla çatı uyuşmazlığına sebep olmuştur. Ama bakın şimdi toplanan çöpler geri dönüşüm işleminden geçirilerek yine edilgen tekrar kullanılabilir hale getirilebilir. Biz yukarıda etken olan bu fiili de edilgene çevirdik. Ve burada uyumsuzluğu gidermiş olduk cümleyi düzelttik arkadaşlar. İkinci örneğimizde dağın zirvesine çıktıkça bu etken bir eylemdir. Burada sıcaklığın hızla düştüğü hissedilir. Bu da edilgen bir eylemdir. Birbiriyle anlamca bağlantılı fiilimsi ve fiil cümle içinde birbirine uymak zorundadır bu açıdan. Ama bakalım dağın zirvesine çıkıldıkça bakın bunu da edilgen hale getirdik. Burada sıcaklığın hızla düştüğü hissedilir. Bu da zaten edilgendi. Dolayısıyla buradaki uyumsuzluğu gidermiş olduk ve cümlemizi düzelttik gençler. Evet, diğer örneklerimiz bu yoldan hiç sapmadan gidilirse. Arkadaşlar artık kısaltarak yazıyorum. Bu ne? Bu edilgen bir eylem. Aradığın aradığınız binanın önüne çıkarsınız. Bu da etken bir eylem. Uyumsuzdur. Ama bakın, bu yoldan hiç sapmadan giderseniz bunu da etken hale getirdik. Aradığınız binanın önüne çıkarsınız. Bu zaten etkendi. Buradaki uyumsuzluğu bu sayede gidermiş olduk gençler. Peki bugün okula bugün okula gidilip gidilip edilgen okul kütüphanesinden kitap alacağız. Bu etken arkadaşlar. Peki bir edilgen bir etken eylemimiz var ve anlamca birbiriyle bağlantılı olduğu için uyumsuzluk oluşturdu. Ama bakın Bugün okula gidip bunu ne hale getirdik şimdi? Yukarıda edilgen de bakın. Şimdi etken yaptık. Okul kütüphanesinden kitap alacağız. Bu da zaten etkendi. Ve bu sayede uyumsuzluğu gidermiş olduk. Sınav soruları hazırlanıp bir hafta sonra sınav yapacağız. Hazırlanıp edilgen arkadaşlar. Ama sınav yapacağız etkendir gördüğünüz gibi. Burada bir uyumsuzluk söz konusu. Yani yanlış. Sınav soruları hazırlanıp edilgen bir hafta sonra sınav yapılacak. Bu da edilgene dönüştü. Yukarıda etkendi. Bu yumsuzluğu gidermiş ve cümlemizi düzeltmiş olduk. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum gençler. Hepinize çalışmalarınızda ve sınavlarını, sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bu bizim çalışmalarımızın devamı açısından çok çok önemli. Sizin abone olmanız, bize yorum atmanız bizim çalışma aşkımızı emin olun olumlu yönde etkiliyor. Bu açıdan desteklerinizi bekliyorum. Hepinize kolay gelsin gençler.